Merhabalar sevgili Çok Yaşa izleyicileri. Şimdi bacak estetiği, popo estetiği ve meme estetiğini konuşmak üzere İstanbul Altunizade'de estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Bora Ok'un yanına gidiyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugün konumuz vücut şekillendirme. Ama özellikle bu silikon protezlerin vücut şekillendirme operasyonlarında yeri ne oluyor? Şimdi vücut şekillendirme, vücut estetiğinde esasen hastalarımızın istediği orantılı bir vücut yapısına sahip olmak. Gövdede işte kilo alıp vermeyle, bazı faktörlerle sarkıklıklar, yağ depoları vesaire gibi sorunlar, kıyafet giyerken ya da kişi işte yazın denize giderken kendinde bazı sorunlar hissediyor ve bunun için bize başvuruyor. Silikonlar da aslında kalıcılık açısından, yani bu oranları sağlamak açısından çok fazlaca kullandığımız ve çok yararı olan medikal implantlar. Hı hı. Silikonların avantajları aslında şekil olarak daha belirgin bir şekilde vermeye kabiliyeti ve uzun süre kalıcı olarak aynı şekli koruması. Bu yüzden de gövde estetiğinde silikon implantları çok sıkça kullanmaktayız. Şimdi gövde estetiği derken hangi bölgelerde kullanıyoruz bu implantları? Daha çok kullandığımız yerler meme estetiğinde, kalça estetiğinde, popo estetiğinde ve bacak estetiğinde. Meme estetiğinde tabii ki memede sarkma olabiliyor, başka sorunlar olabiliyor ve bunlarınla beraber de aynı zamanda silikonları kullanabiliyoruz. Yani sadece tek başına silikon kullanmıyoruz örneğin. Hmm. Dolayısıyla hastalarımız daha uzun süre, daha kalıcı, daha diri bir görüntü istiyorlar ve silikon implantları burada kullanıyoruz. Yine kalça estetiğinde daha belirgin, hacimli kalçalar isteniyor hastalarımız tarafından ki bu son zamanlarda bazı şarkıcıların, sanatçıların da bu işte çok ön plana çıkmasıyla çok popüler olmuş durumda ve biz her geçen yıl özellikle yurt dışından hastalarımızda çok artış görüyoruz popo estetiği konusunda. Ve bacak estetiğinde de özellikle çarpık bacaklar, işte etek giyerken kişilerin rahatsız olması, fotoğraflarda bunların belirgin olması. Aslında çocukluktan itibaren bu sıkıntılar çok fazla gözüküyor. Yine silikon implantları kullanıyoruz. Peki şimdi teker teker bu implantları bize tanıtırsanız. Örneğin şunlar zannedersem bacak estetiğinde kullanılan implantlar mı? Nasıl uyguluyorsunuz hocam? Bacak estetiğinde bu implantları bacağın iç bölgesine yerleştiriyoruz. Derinin altına değil daha derin dokuya, kas zarının içerisine yerleştiriyoruz. Ve böylece bacak iç bölgesinde bir dolgunluk yaratıyor bize. Bu dolgunlukla birlikte daha düzgün bacak görüntüsü oluyor. Fakat bunun alt ve üst kısmı da aslında, yani baldır bölgesinin üst ve alt kısmının da orta bölgeyle orantılı olması gerekiyor. Bu yüzden aynı ameliyatta çoğu zaman fazla gözüken yerlerde yağ dokusunun alınması, eksik gözüken yerlerde yağ dokusunun enjekte edilmesi vasıtasıyla daha düzgün bir oran sağlayabiliyoruz. Örneğin silikon implantı koyduk, baldır güzel bir hacme kavuştu fakat bir ayak bileği ince. Ya da diz bölgesinde kalınlık var, diz bölgesinin altında çukurluk var. Bunları da düzeltmek gerekiyor. Başta da söylediğim gibi aslında vücut estetiğinde önemli olan oranlar. O oranlar ne kadar iyi sağlanırsa hastamız o kadar mutlu oluyor. Yani sadece silikon koyduk. Evet biz bu işi yaptık. Çok büyük mutluluk sağlamıyor hastalarımıza. Uyandığı zaman o bacak bölgesinde örneğin bütünlüğü gördüğü zaman asıl mutluluğu böyle sağlıyoruz. Peki bu dizdeki fazlalık nasıl çözülüyor? Diz içerisinde yağlanma çok tipiktir. Hmm. Hanımlar bundan çok şikayet ederler. Oraya lipoliz ve liposuction'la, yani yağ eriterek ve alarak daha düzgün bir şekil sağlıyoruz. Dizin yağ birikiminin bölgesinin hemen altında da bazen bir çukurluk olur. Oradan aldığımız yağların bir kısmını, tabii ameliyat öncesinde güzel bir planla biz bunu belirliyoruz ne kadar olacağını, bir kısmını da oraya vererek fazla kısmın azaltılması, az kısmın çoğaltılmasını sağlıyoruz. Ve silikon implantlarla da alt bölgeyi, baldır kısmını doldurarak düzgün bir bacak görüntüsü sağlıyoruz ve hastalarımız mutlu oluyorlar. Böylece gerçekten bu ameliyatın faydalarını daha uzun süreler görebiliyorlar. Silikonlar bu kalıcılığı sağlamakta
güvenli bir şekilde kullandığımız implantlar. Yani bu çarpık bacak, parantez evet. bacak gibi adlandırılan bacak türleri protezlerle evet. çözülebiliyor. Evet, ciddi bir sorun. Hakikaten genç kızlık döneminden başlayan, hastalarımızla biz konuştuğumuz zaman bize işte etek giyerken kendimi rahatsız ediyorum ya da kıyafet seçiminde çok belirleyici faktörü olan bir durum bacaktaki eğrilikler. Bunları kolayca çözebiliyoruz bu ameliyatlarla. Peki bacaktan yukarıya doğru gelirsek, örneğin üst bacakta da fazlalıklar olduğunda yine liposuction mu uygulanıyor? Evet. Örneğin üst bacakta fazlalık var, alt bacak çok ince, alt bacak güzel bir hale getirdik, düzgün bir hale getirdik ama üst bacak kalın kaldı. Buna da yine lipoliz, liposuction, eğer deri fazlalığı varsa bacak germe ameliyatları, bacak iç bölgesinde deri fazlalığını giderme ameliyatları, yine yağ alma ameliyatlarını birlikte uyguluyoruz. Dediğim gibi oranlar çok önemli. Yani aslında hastalarımız bize bazen belli bir istekle geliyorlar. Ya ben hocama silikon taktırmak istiyorum diyorlar. Fakat bizim estetik plastik cerrahi uzmanı olarak hastalarımızı doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Ve bu önerilerle birlikte ameliyatı yaptığımız zaman daha güzel sonuçlar elde ediyoruz. İdeal popo özellikle nedir? Yani nasıl olmalıdır popo? Ya beğenilen popo aslında yine oranlarla çok ilgili. Örneğin bel kısmında fazlalık varsa, ne kadar büyük bir popo yapısına sahip olursanız olun, o popo kendini çok göstermiyor ve hoşuna gitmiyor hanımların. Ve bu devirden devire de değişiyor. Son zamanlarda ne çok isteniyor derseniz, ince bel, belirgin popo ve oradan bacaklara doğru inen güzel bir kıvrım. Son zamanlarda bu çok moda. Demin de dediğim gibi bazı şarkıcılar vesaire... İşte Brezilya sosyal, poposu evet, diye bir terim geçti evet, mesela. Sosyal medyanın da çok etkisi var tabii ki. Evet. Bununla beraber oradaki işte popo mankenlerin, modellerin popo şekilleri, şarkıcıların popo şekilleri insanlar tarafından beğeniliyor ve ona nasıl ulaşabiliriz diye bir arayışa giriyor. Yine burada oranlar önemli. Popo şekillendirmede son zamanlarda üst bölgesi dolgun, yuvarlak görünümlü, dışa doğru hem arkaya doğru hem yana doğru popo, belirgin popolar daha revaçta ve hastalarımız buna yönelik isteklerle bize geliyorlar. Onlarda da başka yöntemler de var. Örneğin yağla şekillendirme gibi. Ama popo silikonlarının kalıcılığı, uzun süre kalıcılığı ve sabit bir şekilde var olması bizi çok güzel bunu kullanmamıza sebep oluyor. Burada hangisi? Da örnekte evet görebilirsiniz. Popo silikonları yuvarlak ve oval şekilli bizim daha çok kullandıklarımız. Oval şekilli gördüğünüz gibi burada popo implantları daha uzunlamasına bir dolgunluk sağlıyor. Birçok kadında bu aslında uygun olan. Yuvarlak şekillilerse yuvarlak şekillilerde daha belirgin dışa doğru bir şekil sağlıyor. Bu da belirginlik özelliği daha çok isteyen hastalarımız için. Bu biraz daha iddialı bir evet, çeşit aslında. Evet, iddialı oluyor. Üst bölgeyi daha güzel, yani kalçanın üst bölgesini daha güzel dolduruyor. Ama popo implantı da uygulasak, silikon da uygulasak poponun etrafının şekillendirilmesi önemli. Oranlar. Yani hep kombine oluyor bu operasyonlar anladığım kadarıyla. Çoğunlukla aslında bizim önerilerimizle, hastalarımızı gösterdiğimiz örneklerle anlatarak daha ameliyat sonrası uyandıkları zaman daha iyi bir görüntü sağlamaları açısından kombine ameliyatların daha faydalı olduğunu görüyoruz. Örneğin popo şekillendirmede benim uyguladığım daha çok bel kısmının inceltilmesi. Yani belin üst kısmını siz inceltirseniz popoya yaptığınız müdahaleler kendini daha güzel Tabii. gösteriyor. Yine basen kısmı belirgin olduğu zaman popo kendini daha az gösteriyor. Biz basen kısmına yine liposuction'da şekillendirme uyguluyoruz. Popoya protez yerleştiriyoruz. Böylece ikisinin birlikte olması çok daha güzel bir görüntü ortaya çıkartıyor. Yine bel kısmının, kalça kısmının ve bacak kısmının hepsinin birlikte olması vücudun alt bölgesini daha güzel gösteriyor ve daha mutlu oluyor hastalarımız. Peki şimdi popo protezinden bahsederken bir de hani istediğimizden daha fazla, daha büyük bir popoya sahipsek onda yine yardımcı olabiliyor musunuz? Evet. Aslında orada problem genelde şekillendirmede oluyor. Hastalarımız bize çoğu zaman benim popo büyüklüğüm var dediği zaman aslında bir yandan da şekilsiz popoyu bize tarif ediyorlar. Dolayısıyla fazlalıkları azaltmak
az bölgeleri de doldurmak istenilen popo büyüklüğüne, ölçülerine ulaşıyor. Fakat burada tabii ki ölçümlerimiz çok önemli. Yani ben çok büyük popo istiyorum demek bizim ameliyatımız için illa öyle olacak, sonucumuz böyle olacak anlamına gelmiyor. Çünkü bizim uyguladığımız ameliyatın belli sınırları var. Aynı zamanda sağlığı da tehlikeye atmamak gerekiyor. Popo silikonlarını biz vücudun en büyük kaslarından biri olan popo kasının içerisine genellikle uyguluyoruz. Orada güzel bir görüntü aynı zamanda dışarıdan çok belli olmamasını sağlıyor bize. Geçmişte bunun kötü örnekleri vardı. İşte popo silikon yaptırdı. Silikon çok belli. Bikini giydiği zaman çok belli oluyor. Ama yeni cerrahi tekniklerle bu belirginlik ortadan iyice kalkmış durumda. Yani bizim amacımız evet şekil olarak, hacim olarak güzel bir popo ama aynı zamanda özellikle yazın kıyafet giydiğiniz zaman belirgin de olmaması. Tabii. Bunun için de belli sınırlar içerisinde kalmamız bazen gerekebiliyor. Bu tabii kişiden kişiye, kalçanın şekline ve hacmine göre çok değişiyor. Peki popodan yine gelelim yukarıya doğru. Silikonlar başka nerede kullanılıyor? Meme estetiğinde evet. Herhalde değil mi? En yoğun kullandıklarınızdan biri meme estetiği midir? Meme estetiği geçmişten beri silikonların en sık kullanıldığı yani aslında ameliyat. İlk biz silikonları meme estetiğiyle duyduk. Evet. Vücut şekillendirmede, vücut orantılarının korunmasında tabii meme de çok önemli. Aslında meme estetiği daha çok eskiden beri uygulanan ve bize aynı istek daha fazla olan estetik ameliyatlar. Fakat tabii demin anlattığım ameliyatların gelişmesiyle beraber biz meme estetiğinde de baktığımız zaman kalça protezleri eklemek, kalça estetiği eklemek, baldır ameliyatları eklemek, bel ameliyatları eklemek çok giderek her yıl daha çok arttırdığımız ek müdahaleler yani kombine birlikte ameliyatlar haline geldi. Örneğin meme proteziyle şekillendirdiğimiz hastada eğer bel bölgesi çok genişse dediğim gibi oranlar mutlaka müdahale etmek gerekiyor etmek değil mi? Sonucu daha mutlu ediyor. Kesinlikle tabii. Hastalarımız daha mutlu oluyorlar. Biz de plastik cerrahi olarak bunları öneriyoruz hastalarımıza. Zaten bir sonraki aşamada ona gelecek. Şimdi güzel evet. Göğüslere sahip oldu. Bakacak hani göbeği varsa işte evet. Bel bölgesi dediğiniz gibi kalınsa zaten bir sonraki adımda da onlar için size başvuracak. Siz bunun yerine anladığım kadarıyla kombine olarak baştan çözüyorsunuz. Evet, bir de bir kere narkoz almışken, sağlığınız buna müsaitken bu ameliyatlar çok uzun süreli ameliyatlar değil zaten. Birlikte uygulamak kesinlikle daha iyi bir ameliyat sonrası sonuç veriyor. Yani bir kere anestezi alırken oranların düzeltilmesi hastalarımızı daha mutlu ediyor. İyileşme süreci nasıl oluyor bu ameliyatların? Şimdi aslında baktığınız zaman meme silikonu, popo silikonu, bacak silikonu ve bunların şekillendirici ameliyatlarının iyileşme süreçleri aşağı yukarı aynıdır. Hı hı. Biz meme silikonu yaptığımız hastalarımızda 5 gün içerisinde tamama yakın bir iyileşme sağlıyoruz. Yine popo silikonunda da aynı şekilde, bacak silikonunda da aynı şekilde. Tabii bir miktar ağrısızı çok oluyor mu diye bize çok sorulur. Çok fazla ağrı olmuyor aslında. Bu da büyük avantaj. Yani aynı ameliyat sırasında bütün bunları beraber yapmamız bize çok büyük avantaj sağlıyor. Örneğin meme ameliyatı oldunuz, popo silikonu ameliyatı oldunuz. Nasıl olacak? Biz oturabilecek miyiz, yatabilecek miyiz? Biz popo silikonlarında örneğin hastalarımızın yatırıyoruz. Ve yatmalarına engel yok. Engel yani. Değil. Hmm. Yataklarında ameliyattan sonra yatıyorlar. Baldır protezi yapıyoruz, hastalarımızı yürütüyoruz. Çok fazla kısıtlamıyoruz. Zaten iyi teknikle, iyi şekilde yapılan ameliyatlarda bu kısıtlamalar çok fazla gerek kalmıyor. Bizim gözlemlerimiz ve uygulamamız da kliniğimiz de bu şekilde. Örneğin meme silikon ameliyatlarında çok işte hareketsiz kalmak eskiden böyle söylenirdi. Biz hastalarımızı kas altına derin dokuya bile yerleştirdiğimizde kısa sürede mobilize ediyoruz. Hareket ettiriyoruz. Hatta ben fizik tedavi protokolleri uyguluyoruz ameliyattan sonra. Kollarını ben gidiyorum ameliyattan sonra. Açma hareketleri yaptırıyoruz hastalarımıza. Şaşırıyorlar yani. Nasıl işte hareket etmemiz. Evet. Bir miktar ağrı olsa da erken hareket çok çabuk toparlamalarını sağlıyor hastalarımızın. Hastalarımızın çoğu da yurt dışından geliyor. Çalışıyorlar. İşleri güçleri var. Sosyal hayatlarına geri dönmek istiyorlar. Tabii. Dolayısıyla erken hareket etmek onların da geri dönerken daha rahat hareket etmelerini imkan veriyor. Daha hızlı ülkelerine geri dönmelerini sağlıyor. Ben hastalarıma hep şunu söylüyorum.
5. günde, 6. günde siz bavulunuzu alıp havaalanına gidip oradan istediğiniz gibi alışverişinizi yapıp uçağınıza binebilecek şekilde sizi göndermek benim birinci hedefim ve hastalarımızın hemen hepsinde bunu sağlıyoruz. Yani bu kadar güzel bir vücuda sahip olmak için çok kısa bir süreden bahsediyorsunuz evet. aslında. Evet. Yaklaşık bir ameliyat sonrası bir haftalık süre bizi bütün bu ameliyatların iyileşmesi için yeterli. Yani memede, popoda, baldırda yeterlidir. Ülkelerine geri dönüp işlerinin başına geçebilirler. Evet. Fakat burada tabii bizim kadar hastalarımızın da kendilerine dikkat etmesi gerekiyor bazı ufak tefek konularda. Onlarda da uyarıyoruz kendilerini. Yani çok ağır egzersizleri özellikle ilk 3 hafta yapmamalarını öneriyoruz. O kadar dikkat edecekler. Evet. Meme protezlerinin kaç çeşidi var? Meme protezleri temel olarak damla şeklinde ve yuvarlak şeklinde 2 şekildir. Yani bizim en çok kullandığımız bunlar. İkisinin de kullanım alanları birbirinden farklı. Hasta meme dokusuna, gövde yapısına, çapına, memenin vücutta yerleştiği noktaya göre çok değişiyor. Örneğin meme dokusu çok fazla yukarıda olan, gövdede yukarıda yerleşmiş bir hastada eğer üst bölgede çok belirginlik istemiyorsa damla protezleri tercih ediyoruz. Hangileri? Damla silikonlar, şu gördüğünüz tabii büyük bir boyutta bu. Üst bölgenin daha az belirgin olduğu silikonlar. Eğer benim hastam çok fazla üst bölgede belirginlik istemiyorsa ve bazı durumlarda örneğin meme altı dokusu çok darsa damla protezleri tercih edebiliyorum. Ama bu demek değildir ki damla protez dolgunluk vermez. Evet onlar da dolgunluk verir. Onun da bir yüksekliği vardır. Onları tercih ediyorum ama tabii ki bu meme yapısına göre çok değişiyor. Şimdi ben göstersem 10 tane hastanın ameliyat yapılmış. Hepsi birbirinden farklıdır değil mi? Ayırt etmeniz çok zor. Çok zor. Yani bu damlı silikon mu, bu yuvarlak silikon mu çok ayırt edemezsiniz. Orada ayırt edeceğiniz şey bu güzel gözüken, estetik gözüken bir meme. Bu çok o kadar öyle gözükmeyen bir meme olur açıkçası. Doğal görünüm de önemli değil mi? Doğal görünüm önemli ama hastalarımızın istekleri de önemli. Yani bu ameliyatlarda, estetik ameliyatlarda özellikle meme ameliyatı bunun için bir örnektir. Hastalarımız bize daha büyük, daha küçük istiyorum diyebiliyorlar ve biz gerekli ölçümleri yaptıktan sonra onların da sağlığını kesinlikle riske atmayacak, uzun süreli bu silikonları çok rahat bir şekilde kullanabilecekleri şekilde biz zaten ölçümleri kendilerine öneriyoruz ameliyattan önce ve bunun için detaylı bir konuşma yapıyoruz hastalarımızla. Yani evet hastalarımızın beklentisi gerçekçi olmayan bir beklenti olabilir. Yani vücuduna sığmayacak derecede büyük bir silikon isteyebilirler. Ve bazen bu istekler bize geliyor. Biz olabilecek artıları ve eksileri kendilerine söyleyerek bu ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Hatta çok büyük isteyenlerde kademeli olarak gerçekleştirdiğimiz durumlar oluyor. Hı hı. Yani öncelikle daha küçük bir silikonla oradaki cebi genişlenip örneğin bir sene sonra daha büyük yetmediyse. Yani evet çok büyük boyutlu silikonları koyabiliyoruz. Ama hepsinin avantajları ve dezavantajları var. Yani büyük memeler de bazen çatlak, büyük silikonlar bir ağırlık yapıyor. Çok büyük boyutlarda istendiği zaman. Meme dokusu bunu taşıyabilecek mi? Biz bunları detaylı olarak ameliyat öncesinde konuşuyoruz. Bazen de doğallık daha ön plana çıkıyor. Aslında ben burada hastanın tercihinin önemli olduğunu, bizim burada sadece doğru yönlendirmemiz gerektiğini, her türlü görünümün artılarını, eksilerini anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta biz deneyimli cerrahlar olarak bunun sonrasını tahmin edebiliyoruz ve hastalarımızı bu şekilde yönlendirebiliyoruz. Yani yine şekil de aynı şey geçerli, protez şeklinde de. Bazen şöyle oluyor, işte ben doğal silikon istiyorum, damla şeklinde silikonum olsun. İşte öyle olmuyor. Biz nasıl olabileceğini kendisine detaylı olarak anlatıyoruz. Bakalım çünkü, senin vücut yapın buna çünkü, uygun mu? Çünkü evet memen çok aşağıdaysa diyorum damla protez daha aşağıda gösterecek. Daha aşağıdan başlayacak memeniz. Bunu bilmeniz gerekir. Ya da meme altı dokusu çok dar, ince bir hastada yuvarlak şekil istemiyorsa, üst dokusu çok belirgin olsun istemiyorsa damla protezi önerebiliyorum. Ama üst bölgesi daha dolgun ki çoğu zaman meme estetiğinde de zaten aslında bize istenilen şey bu. Yani dekoltenin belirgin olması, yuvarlak protez üst kısmı daha dolgun olduğu için bunu bize iyi şekilde sağlıyor. Ama demin de dediğim gibi
aynı memeye iki farklı silikon konulmadığı sürece siz aradaki farkı çok anlamanız mümkün değil. Yani tahmin etmeniz çok zor. O yüzden biz bunu öngörerek hastalarımızla konuşarak son kararı veriyoruz. Tabii ki yine tekrarlayacağım. Oranlar çok önemli. Yani meme ameliyatı yaptık. Bizim amacımız sadece meme ameliyatı değil. Yapılan bilimsel çalışmalarda da, yani geriye dönük çalışmalarda, bizim hastalarla görüşmelerimizde de biz bunu çok görüyoruz. Yani ne kadar büyük silikon koyarsanız koyun, bel eğer dar değilse, karın buna müsaade etmiyorsa o meme kendini çok iyi göstermiyor. Tabii. Dolayısıyla bizim işte profilden baktığımız zaman o oranı, bel, meme, tabii, kalça, baldır oranını eğer burada bir düzeltebileceğimiz bir şey varsa hastalarımıza öneriyoruz. Bazen dediğim gibi tek zamanda olmasını biz tercih ediyoruz. Hastalarımız da öyle tercih ediyor. Bazı sebeplerden eğer yaptırmak istemese de biz biliyoruz ki çoğu zaman hastalarımız bize geri dönüş yapıyor. Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Silikon protezlerin vücut şekillendirme operasyonlarındaki yerini estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Bora Ok'tan öğrendikten sonra İstanbul Altunizade'den ayrılıyoruz.